Hepinize merhabalar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir pide tarifiyle geldim. Bakın gayet güzel, içi bol gözenekli. Çok lezzetli, iki kocaman pide çıkıyor bu tariften. Yumuşacık, iftar ve sahur sofralarınızda gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz, kendi yaptığınız nefis bir pideleriniz olacak. Öncelikle şimdi hemen ılık sütümü karıştırma kabına alıyorum. Üzerine ılık suyu ilave ediyorum. Bu arada kullandığım bardağın ölçüsü 250 ml. Bir paket kuru maya ekliyorum. Instant maya kullandım bu sefer. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Bir tane yumurtanın akını hamura kullanacağım. Sarısını ise yüzeyine kullanacağım. Malzemeleri bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu malzemeleri şimdi spatula ile şöyle hafif bir karıştırıyorum. Ardından aynı bardakla tam 4-4,5 bardak kadar un ekliyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklerseniz ve ununuzu mutlaka elerseniz çok güzel sonuç elde edersiniz. Hepsini birden eklemiyoruz. Kaşık kaşık ekliyoruz ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 2 tane pide için tuz oranı yeterli oldu bizim için. Hamurumu ben bu şekilde standüstü mikserde yoğurdum ve bakın bu kıvama geldi. Yani yapışkan bir hamur oluyor. Asla fazladan ilave etmeyelim. Pide hamurunun özelliğinden bir tanesi de bu şekilde yani yumuşak bir hamurla yapılıyor olması. Üzerine kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar ılı sıcaklığında 2 katına çıkana kadar bekliyorum. Şimdi hamurumu tezgaha aldım. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel kabarmış. Tezgahımı bolca unluyorum. Hamurumu tezgaha alıyorum. Bakın tel tel olmuş. Çok güzel mayalanmış hamurum. Yaş maya kullanacaksınız. Bu tarifte bu ölçüler için yarım paket yaş maya yeterli gelir. Bu arada hamuru ben şimdi tam ortadan ikiye bölüyorum. İki pide yapacağız çünkü. Şöyle eşit bir şekilde ikisini de hamurlarımdan şöyle her ikisini de dıştan içe doğru katlayarak şöyle bir topak görünümü veriyorum. Bu şekilde altını düzeltiyorum şöyle hamur kartı yardımıyla. Şimdi diğer hamurumu topak yapayım. Bu hamuru da güzel bir şekilde topak haline getirdim. İkisini hafif arasında boşluk kalacak şekilde yine unlanmış tezgaha koyuyorum. Çok dip dibe koymayın çünkü bunlar yine tekrar mayalanacak ve kabaracaklar. Birbirlerine yapışmalarını istemiyoruz. Üzerini şöyle bir poşetle kapatıp onun da üzerini temiz bir örtüyle kapatıyorum. Yarım saat tekrar mayalandırmaya bırakıyorum. Yarım saatin sonunda şimdi üzerini açıyorum. Bakın hafiften poşete yapışmış. Temiz bir poşetti zaten. Şimdi ben bunları sırayla tepsi büyüklüğüne getireceğim. Bir miktar birbirlerine yapışmış. Sorun değil ama ben hemen onları ayırdım. Yine unlanmış tezgahın üzerine alıyorum. Elimi de hafif hafif unlayarak bu şekilde pideyi şöyle elimle büyütüyorum. Elimle büyüttükten sonra ben merdaneyi kullanacağım. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şöyle merdaneyle her tarafında eşit olması için şu şekilde oldukça büyük ve oldukça güzel bir pide oluyor. Hamurumun bir tanesini ben olduğu gibi fırın tepsisine aldım. Şimdi diğeri için aynı işlemleri yapalım. Hafif üzerini unlayabilirsiniz. Ben merdaneyle şu şekilde çok fazla inceltmeden tepsi boyutunda şöyle bir daire elde etmeniz yeterli. Bunu da tepsinin içine alıyorum. Bunların üzerlerini kapatıyorum. Yine bir yarım saat kadar mayalamaya bırakıyorum. İlk yaptığım şimdi
pidenin üzerine yumurta sarısına 1 yemek kaşığı süt ve bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Bunu şimdi çırpıp pidenin üzerine süreceğim. Bu arada fırınımı 220 dereceye ısıttım. Şu an hazır. Fırınım bekliyor. Bu şekilde parmaklarımızla şekil veriyoruz. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamamen size kalmış ama en önemli püf noktası şekil verdikten hemen sonra fırına koymanız. Tekrardan bekletmiyoruz şekille birlikte. Diğer türlü çünkü kabarır ve verdiğimiz şekil kaybolur. Pide de olmazsa olmazımız susam ve çörek otu. Çok seviyorum ben. Şimdi onu susam ve çörek otuyla süsledim. Şimdi fırına gönderdim. Diğer pidemize geçiyorum. Yaklaşık 25 dakika ve 30 dakika arası bir sürede pidelerim tamamen nar gibi kızardı. Bekleme sürelerine dikkat ederseniz çok güzel pideleriniz olmuş olur. Umarım videom açıklayıcı olmuştur sizlere ve cesaret verici olmuştur. Bakın gerçekten çok çok güzel oldu. Tıpkı pastanelerden aldığımız pastane pidesi tadında oldu. Bu da ikinci pidem. Bu da çok güzel oldu. İkisini birden bizim tek seferde tüketmemiz biraz zor. Ben bunun bir kısmını poşetleyip dipfrize koyacağım. İnşallah dilim dilim çıkarıp afiyetle tüketiriz. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa videomu bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi iş dokusuyla sizi baş başa bırakıyorum.